Arkadaşlar merhaba. Düz vitesli araçlarda az yakmak için 7 altın kuraldan bahsedeceğim size. Düz vitesli araçlarda az yakmak için sürüş teknikleri nelerdir? Aracı nasıl kullanmalıyız? Bunları anlatalım. Birinci maddemiz, aracı ne kadar sert ve agresif kullanırsanız o kadar fazla yakacağını unutmayın. Aracın hızlanmasını arkadaşlar kademeli olarak gerçekleştirin. Gaz pedalına kademeli olarak yüklenin. Hedeflediğiniz hıza ani bir şekilde ulaşmak aracın yakıt sarfiyatını arttıracaktır. İkinci maddemiz, aracı mümkün olduğu kadar sabit hızlarda kullanmaya gayret edin. Hedeflediğiniz hıza kademeli olarak ulaştınız. Bundan sonra yapmamız gereken bu hızda sabit olarak devam etmek. Örnek vermek istiyorum. 80 km hıza ulaştınız. 80 km hızdan 90 km hıza ulaşmak için sizin ekstradan %20 oranında fazladan yakıt harcamanız gerekiyor. Dolayısıyla sabit hızlarda kullanmanız yakıt tasarrufu açısından önemli bir kriter. Arkadaşlar üçüncü maddemiz, araçlar en fazla yakıtı kalkış ve hızlanma esnasında harcarlar. Dolayısıyla ilk kalkış çok önemlidir. Gaz pedalı ile debriyajı senkronize bir şekilde kullanmamız çok önemli. Ani kalkışlardan kaçınmalıyız. Yine ani kalkışlar kadar ani durmalar ve duraksamalar da yakıt sarfiyatını arttıracaktır. Dolayısıyla kademeli durmalar, yavaş bir şekilde duraksamak, aracın belli bir akışını sağladıktan sonra durmamız yakıt tasarrufu açısından önemli bir kriter. Dördüncü maddemiz, düz vitesli araçlarda yakıt tasarrufu için önerdiğim bir diğer önemli konu da motor frenini kullanmak. Yani aracı durdurmak için motor frenini kullanmak önemli. Özellikle vitesi küçülterek aracı yavaşlatma moduna girmemiz önemli. Debriyaja ancak aracın son anlarında, durmaya yakın anda basmamız önemli bir kriter. Dolayısıyla aracın vitesini küçülterek durmamız çok profesyonelce bir davranış olacaktır. Beşinci maddemiz, yokuş aşağı inerken aracı boşa atmak yapılan en büyük hatalardan bir tanesi. Bu aynı zamanda sürüş güvenliği açısından da tehlikeli bir durum. Bunun yanında boşa atmak herhangi bir yakıt tasarrufu sağlamak yerine yakıtınızı arttıracaktır arkadaşlar. Yokuş aşağı inerken yapmamız gereken mümkün olan en yüksek vitesle aracı kullanmamız, yokuş aşağı inerken gaz vermememiz, aracın kendi akışına doğru bırakmamız önemli konulardan bir tanesi. Asla boşa atmayalım. Aracı boşa atmayarak vitesten indiğimizde aynı zamanda frenlerimize de ve fren balatalarımıza da yük vermemiş olmaktayız. Dolayısıyla fren balatalarının ömrünü de bu şekilde uzatmış oluruz. Gelelim otobanda ve uzun yolda aracın kullanımına. Uzun yolda arkadaşlar aracı sabit hızda kullanmamız çok önemli. Buna gayret edelim. Ayrıca mümkün olan en yüksek vitesten aracı kullanmamız, dolayısıyla en alt devirlerde aracı kullanmamız da yakıt tasarrufu açısından önemli bir sürüş tekniği. Aracı düşük viteslerde ve yüksek devirlerde kullanmamız bize ortalama %25 civarında yakıt sarfiyatına sebep olacaktır. Bunu da unutmayalım. Gelelim 7. maddemize ve son maddemize. Araç kalkış yaptıktan sonra aracınızı debriyajdan çekmeyi unutmayın. Eğer sizde böyle bir alışkanlık varsa, yani aracınız debriyajın üzerinde yarım kalıyor veya debriyaja basılı bir şekilde aracı kullanıyorsanız bu huyunuzdan vazgeçin. Aracımız kalkış yaptıktan sonra debriyajdan işimiz bitecek. Artık ayağımızın debriyajda olmaması gerekiyor. Bunu bir alışkanlık haline getirmemiz önemli. Çünkü ufak bir baskıyla bile debriyajın üzerinde kalan ayağımız motorun tam gücünü tekerlekleri aktaramamasına ve burada bir güç kaybının olmasına sebep olmakta. Dolayısıyla ayağımızın debriyajın üzerinde olmamasına dikkat etmeliyiz. Arkadaşlar videomuzu beğendiyseniz beğenmeyi, paylaşmayı ve kanalımıza abone olmayı unutmayalım. Çekmemizi istediğiniz videolar varsa lütfen videonun altına yazmayı da unutmayalım. Herkese iyi günler, herkese kazançlı sürüşler.